Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi tarama testini gömeceğiz arkadaşlar. Açılar konusunun tarama testini gömüyoruz bu videomuzda. Hemen bira bismillah diyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Diyor ki, A bir dik açı. Şimdi dik açı demek neydi kardeşlerim? Ölçüsü 90 derece olan açı demek. Demek ki A 90 derece artı. B tam açı. Tam açı demek ölçüsü 360 derece olan açı demekti. B'ye de 360 yazdım. C bir doğru açıymış. Doğrunun açısı da neydi? 180 derece. O yüzden buraya da 180'i çaktım. Şimdi 360'dan 180 çıktı. 180 kaldı. 90'la da toplarsam 180'i 270 yaptı. Cevap Denizli'den geldi. Buna bakalım. Aşağıdakiler bilinmektedir diyor. A ve B açıları bütünlerdir diyor. Bütünler demek neydi? Toplamı 180 olanlar demekti. Demek ki A ile B'nin toplamı 180. B ve C açıları tümlerdir diyor. Demek ki C ile B'nin toplamı tümler demek toplamları 90 demekti. 90'ı da buraya çaktım. Bize de diyor ki bu açılar arasında şöyle bir ilişki olduğuna göre B kaç derecedir? Bakın bu ilişkiyi gelin şuraya bir daha düzenli bir şekilde yazayım ben. Şimdi 2A diyor ya, 2A demek A artı A demek. Artı 4B diyor ya dostlarım, 4B demek B artı B artı B artı B demek. Artı bir de C diyor ve eşittir 500 diyor. Şimdi bunu niye böyle ayrı ayrı yazdım? Çünkü ben A ile B'nin toplamını biliyorum zaten dostum. A ile B'nin toplamı 180. Sonra şurada da B var. Şurada da A var. O zaman bunların toplamı da 180. Yani bir kere bir 360 var kafada. E burada bir B ile C var. Bunların toplamı da 90. Artı bir de 90 var. Bir tane de B kaldı dostum. Bir de B var. Eşittir 500'ü yazdım buraya. Şimdi 360 ile 90'ın toplamı ne yapıyor? 450 mi yapıyor? 450'yi de bu tarafa atarsam 500'ün yanına eksi geçer. Geriye 50 derece kalır. B açısı 50 derece bulunur. Evet, şu sorudayız. Diyor ki AOC 68-42, yukarıda verilenlere göre AOC ile COB açılarının açıortayları arasında oluşan açı. AOC'nin açıortayı demek hemen açıyı 2'ye bölen demek ve 34-34 2'ye böldü. O B'nin açıortayı demek, bu açıyı 2'ye bölen demek ve 21, 21 olarak da 42'yi böldü. Ve diyor ki bu iki açıortayın arasındaki açı kaç derecedir diye bir soru soruyor. Yani 34 ile 21'i soruyor, 55 derece yaptı dedim ben de, cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 4 numaradayız dostlarım. D1, D2 doğrularıyla ABCD açıları veriliyor. Şunu birazcık küçültelim biz. Şöyle yapalım. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Biz şurayı görsek yeterli. Şimdi bakalım neler biliyoruz. Bir kere önce yöndeş açılar, ters açılar, bunları bir gösterelim dostlarım. Bakın şurada ters açımız var, burası Edirne. Şurada ters açımız var, burası Adana. Şurada bir Z harfimiz var, Z. Şurası da Adana. Şurada bir Z harfimiz var. Şurası. Burası Edirne. Şuraya da Edirne yazalım. Ve iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından A ile E'nin toplamının C olduğunu gördüm. Sonra Edirne ile Denizli'nin toplamının 180 olduğunu gördüm. Doğru açı yaptılar çünkü. Bunu da yazalım. Başka Bursa ile Adana'nın da toplamı 180. Bunu da yazalım. Başka. Başka da bir şey, şöyle ekstradan bir şey gördüğümü zannetmiyorum. Her şeyi yazdım diye düşünüyorum. Bir de ne demiş? A ile D'nin toplamı 180 derecedir demiş dostlarım. Bir de onu yazalım biz. A ile D'nin toplamı da 180 dereceymiş. Şimdi bakın. D ile E'nin toplamı da 180. D ile A'nın toplamı da 180. Yani D ile hem A'yı hem E'yi topladığımda ikisinde de 180 yapıyor. O zaman bu durumda E ile A kesin birbirine eşit değil mi dostum? Bir kere bunu bir söyleyelim. E ile A kesin birbirine eşit. O zaman ikinci maddemiz kesinlikle doğrudur diyelim.
ve işin içinde 2'nin olmadıklarını siliyorum hemen. Bursa'yı sildim, Denizli'yi sildim. 2 bir kere kesin doğru. Devam ediyorum. Sonra başka nelere bakabiliriz? Başka Bursa'yla Ceyhan. C nerede? Şurada. Heh. Şimdi E ile A birbirine eşitti ya. Ben burada A yerine E yazsam sonuçta eşitler. İki tane E eşittir C gelir mi dostlarım şu ilk kuralda? İki tane E eşittir C'dir. O zaman 3 numara da kesinlikle doğru oldu. Şimdi de 3'ün olmadıklarını sileceğim. Bunu sildim, bunu sildim. Bakın cevap kendiliğinden geldi Edirne'den. Evet, 5 numaradayım. Aşağıda doğrusal tahtalarla yapılmış ve duvara monte edilmiş bir kitaplık gösterilmiştir. Kitaplığın rafları birbirine paraleldir. Tamam, şurayla işimiz var bizim. Kitaplıkta verilen açılar göz önüne alındığında A artı B toplamı kaç derecedir? Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi paralelse 65'in yöndeş açısı şuradaki açı olur paralellikten. Burası da 65 olur. Ve 65'in her zaman doğru açısı, bakın bütünleri yani 180'e tamamlayalı, 115 derecedir. A'yı bulduk, 115. Şimdi sıra geldi B'ye. Peki bunu da şöyle uzatalım. Şu paralel doğruları uzattık, kolaylık sağlıyor demiştik. 65, 70 daha 135 yapar, şuraya 45 kalır. 45'in yöndeş açısı olduğu için bu açıda 45 derecedir. Ve 45'in dış açısı da 135 derecedir. Demek ki B 135, A da 115, bize de toplamlarını soruyor. 250 mi yaptı dostlar? Cevap Edirne'den patladı. Evet, bu tamamdır. Geldik 6. sorumuza. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi eşit açılarımız A, A, B, B. Dostum U kuralını hatırlayın. Bakın şurada bir U kuralı var. 2A ile 2B'nin toplamı kesinlikle 180'di. Hemen 2'ye böldüm. A ile B'nin toplamını 90 buldum. Peki dostum şu üçgende A ile B'nin toplamı 90 ise 3. açımıza da mecbur 90 kalır. Ve 90'ın dış açısı da 90 derecedir. Cevap Edirne'den geldi. Şuna bakalım hemen. Yine bir U kuralı sorumuz var dostum. Bakın şöyle. Direkt U harfine benziyor zaten burası. İkisinin toplamı 180 olacaktı. Yani 60 artı 2x ile 3x'in toplamı 180. Dolayısıyla 5x eşittir 120, x eşittir 24. Cevap Denizli'den patladı gitti. Buraya bakalım. U'nun abisi dediğimiz kural var. Bakın füze kuralı, kalem ucu kuralı demiştim. Şu kırmızıyla yaptım. U'nun abisi yani 3 tane açılısı U'nun. U'da 2 açı vardı, burada 3 açı. Ve bu 3 açının toplamı 360 olacak demiştik. Şimdi şurası 95 ile 145'i toplayalım bir. 145 ile 95'i toplarsak 0, 13, 14 elde var bir. 240 yapıyor. Demek ki 120 kalıyor şuradaki açıya ve 60, 60 bölüşüyorlar bunlar. Bakın şurada da U kuralı var dostum. X ile 60'a bakın. X ile 60'ın toplamı 180 olacak. X eşittir 120 patladı gitti. Evet 9. sorumuz. 2 iç açısının olması 70 anamca bir kart. A'dan geçen ve BC'ye dik olan D doğrusu boyunca kesiliyor. Ve şöyle getirip yapıştırılıyor. Sağdaki hale getiriliyordur. Buna göre X kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi 80... Burası 90 ise şu açı 10, 70-90 ise bu açı da 20, şurası 10. Şimdi bu 10'u nereye taşımışız biz arkadaşlarım? Bakın B 80 dereceymiş, H 90 dereceymiş. Şu üçgeni alıp buraya getirip taşımışım. H'ı H üssü yapmışım, B'yi B üssü yapmışım. Demek ki A da buradaki H'ın olduğu yere getirilmiş. Bu üçgenin A'sı, şu parçası. A'da kaç derece? 10. Bunu da yazdık buraya. Sonra buradaki şu açı kaç dereceydi? C açısı 70. 70, 10 daha 80. Şu açıya ne kalır dostum? 100. 100'ün tersi ne olur? Yine 100. Yani cevap ne çıktı? 100. Ceyhan'dan geldi. Şunu okuyalım şimdi. Aşağıda BC doğru parçasının köşelerini yerleştiren açı ölçer. BKB'den oluşturan açılar ölçülüyor. Kesiştiği noktada oluşan geniş açının ölçüsü nedir diye sormuş. Şöyle biraz büyütüyorum ben bunu şekli ki dikkatli okuyalım diye arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bu 60'tan ve
Kaçtan geçiyor dostlarım? Sıfırdan. Sıfır şurası, 60 burası. Demek ki bu açının ölçüsü 60 derece. Farklarını alıyorduk. Şimdi bu bir 130'dan geçiyor şuradan. Bir de buradan da 180'den geçiyor. Farklarını alıyorum. 50 derece burası. Şimdi bu iki keratayı kesiştirirseniz diyor. A kesiştirdim. 60, 50 daha 110. Şuraya 70 kalır. 70'in dış açısı da 110'dur. Bakın kesiştikleri noktadaki iki açı oluşur ki biri 110, biri 70. Bize geniş olanını soruyor. Yani büyük olanını soruyor. Tabii ki 110'u işaretleyeceğim dostlarım. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 10 numara da tamamdır. Hemen 11 numaraya geçelim. Biraz da küçültelim. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. DE paralelmiş BC'ye. Şimdi paralelse şu 75, şurası da yöndeşlikten 75. 45, 75 daha 120, şurası 60 yaptı. 60, 25 daha 85, buraya 95 kalır. 95'in dış açısı da 85 olur. Cevap Edirne'den geldi. Şuna geçelim. Bakın burada bir Z harfi görüyorum öncelikle. Şurada bir Z harfi. Tabi paralelse bunlar eğer ki. Paraleller mi? Evet. Ve şurada da bir bumerang görüyorum dostlarım. Bumerang ne diyordu? İçeridekilerin toplamı, yani 50, 30 ve X'in toplamı dışarıdaki 110'a eşit olacak. Bunlar 80. 80 ile neyin toplamı 110 yapar? 30. Cevap Edirne'den geldi. Erdem, iç açılarından birinin ölçüsü diğer açılardan birinin ölçüsünün iki katına eşit olan ikizkenar üçgen çizmek istiyor. Buna göre Erdem aşağıda verilen üçgenlerden hangilerini çizerse doğru bir çizim yapmış olur. Şimdi diyor ki iç açılarından birinin ölçüsü diğer açılarından birinin ölçüsünün iki katına eşit olacak ve ikizkenar olacak. Şimdi bu ikizkenar üçgen tepesi 90 ise buralara 45-45 kalır. İkizkenar dik üçgen denir buna ve iç açılarından birinin ölçüsü diğer açılardan birinin iki katına eşit olacak. Yani bakın burada 90, 45'in iki katına eşit. O zaman bu oldu. Şimdi ikinci üçgenimize bakalım. 30 ise şu eşit açılarımıza 75, 75 kalır ki bunlardan herhangi biri diğerinin iki katı değildir. Bu olmadı. Şuna gelelim. 36 ise 144 kalır şu ikisine. 72, 72 paylaşırlar ki bakın 72, 36'nın iki katıdır. Bu da oldu. Yani 1 ve 3 numaralı şekillerimizde biri diğerinin iki katını olan açılar mevcut olduğu için bunlar sağlandı. 4 numaraya bakıyorum. Bir ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen 130'un şöyle dış açısını yazalım bütünlerini. 50. Şu ikizkenar üçgenimizin eşit açıları aynı. 50, 50 yazdım. Toplamları 100. Şuraya da 80 derece kaldı dedim. Başka ne vermiş? AB yani şurası BC'ye yani şuraya eşitmiş dostlarım. O zaman bunun A ile C açısı da eşit olacak. Yani burası 80 ise burası da 80 olacak. Dolayısıyla şuraya 30 derece kaldı. Bakın 100, 30. 30 daha 160. X'e de 20 kaldı. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 14 numarada tamamdır. 15 numaralı sorudayız arkadaşlar. Eşkenar üçgen biçimindeki bir levha yüksekliği boyunca kesilip ikiye ayrılıyor. Ardından sağdaki parça sabit tutulup soldaki parça şekildeki gibi sağdaki parçanın üstüne yapıştırılıyor. Peki 25 olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Bizim işimiz şu sağdaki şekilde daha çok. Onu birazcık yakınlaştırayım, biraz büyüteyim. Oradan konuşalım dostlar. Evet, şimdi bu eşkenar üçgendi. Tabii ki eşkenar üçgende yükseklik indirildiğinde bu yükseklik hem açıortay olur hem kenar ortay olur. Şuralara da 60-60 yazalım biz. Gelelim şu şekle. Şimdi bu yükseklik de 90 derece. Şuradaki açımız 60 dereceydi. Bunu yazalım. Tabii ki burası da 60 derece. Şurası 90 dereceydi dostlarım. Bunu da söyleyelim. Şimdi 60, 25 de buradan var 85. O zaman şuraya 95 kaldı. Ve bakın küçücük bir açı oldu ama 95'in şu tam tersi de 95 yaptı. Şurası da 95. Ve 95, 60 daha 155 yapar. Şuradaki minik açıya da 25 kalır. Şimdi şurada bakın bir doğru açı var. 90, 25 daha 115. O zaman alfaya da 65 kalır derim. Cevap Denizli'den gelir. Hadi şuna bakıyoruz şimdi.
X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi bunu bakın, köşe taşında neredeyse aynısını çözdük. Şöyle demiştim. Formülü şuydu. 90 eksi X'i tam karşısındaki tepe açısının yarısı. Yani burada da 90 var şansımıza. 90'ın yarısı yani 45. 90 eksi 45'ten cevap bursa gelir. Ama biz bir de normal yolla çözelim. Şuna A, şuna A, şuna B, şuna B. Bunun da dış açısına 90 derecemi yazdım. Ve üçgenin dış açılarının toplamı 360 dereceydi. 90 buradaysa şu ikisinin toplamına 270 kalır. Yani 2A ile 2B'nin toplamı 270 derecedir dostlar. Demek ki A ile B'nin toplamı 135. Şimdi A ile B'nin toplamı 135 ise bu üçgende, üçüncü açımıza ne kalmak zorunda? 180'e tamamlamak için 45 kalmak zorunda. Bu da ikinci yol olsun. Evet, ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdın sol kısmını BC'ye dik olan D1 doğrusu boyunca üçgenin sağ kısmının üzerine, diğerini de sol kısmının üzerine katlanıyor ve şekil şöyle oluşuyor. Başlangıçtaki BAC açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bir katlama sorusu dostlarım. Ve biz katlama sorusunda ne yapacaktık? Birinci adım önce katlanmadan önceki şekli geriye açacaktık şöyle. Tabii ki bunu da açalım hemen. Şöyle geriye açtık. C değil, pardon, bu B buraya geldi. Yani şurayla işimiz yok, bunun sol tarafına bakmayın. Sağ tarafa bakın. Başka C de buradaydı, buraya geldi. Şimdi başka neler biliyoruz? Kat çizgisi açıortaydı, bunu gösterelim. Tabii ki buralar 90-90 oldu. Açıortaysa zaten bu tarafı da 90-90 geldi buralarda. Başka şuraya A derece dersek şuradaki açımız da A derece. Çünkü ikiz kenar üçgen çıktı bunlar. Şu katlanmadan önceki katlandıktan sonrakine eşit ya. Şuraya B derece dersem şurası da B derece geldi. Ve bakın şuradaki ters açıdan dolayı şu açıda 80. Şimdi A, B ve 80'in toplamı küçük üçgende 180 olacak. Demek ki A ile B'nin toplamı arkadaşım 100. Şuraya bakın, B ile A'nın toplamı 100 ise şu açıya da 80 kalmayacak mı üçgenin açıları toplamından? Demek ki A açısı 80 dereceymiş. Cevap Ceyhan'mış. Evet, bunların cevap anahtarları da buradaymış da bu arada. Keşke baksaymışız hepsini, kontrol etseymişiz. Neyse, siz kontrol edersiniz. Evet, son sorumuz dostlarım. Belirtilen açılar aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. D1 ile D2 birbirine paralelmiş. Hemen şunu görelim. X ise yöndeşlikten bu da X'tir. Ve X ile Y'nin toplamı 180'dir değil mi arkadaşlarım? Böyle bir şey var mı? Bir şık. Evet, X ile Y'nin toplamı 180 var. Bunu geçtim. Geldim, başka bir şey bulalım şimdi. Şimdi şurası da 90 derecedir. Ve 90 ile X'in toplamı iki iç açı olduğundan dış açıya eşittir. 90 ile X'in toplamı T'dir. Böyle bir şey var mı? Yok. Biz yine kenara yazalım. 90 artı x eşittir t. Başka bir şey konuşalım şimdi. Şimdi dörtgene bakalım. A, B, C, D dörtgenine, şu dörtgeni bir konuşalım arkadaşlar. 90 burada. 90 da burada, yani 180'i burada. O zaman x ile z'nin toplamı 180'dir. X ile z'nin toplamı 180. Böyle bir şey var mı? Var. Denizli şıkkında var. O zaman bunu da söyledik. Bunu da geçmiş olalım. X ile Z'nin toplamı 180. Bir de biz X ile Y'nin toplamını da 180 diyebiliyoruz. Bak, X ile hem Z'nin hem de Y'nin toplamı 180. O zaman Z ile Y kesin birbirine eşit. Demek ki Y Z'ye eşitse Bursa şıkkı da söylenebilir. Bu da tamamdır. Şimdi bir de şu üçgende, şu üçgende dış açılarım görüyorum. 90, Y ve T. Bunlar dış açılar. Ve dış açıların toplamı 360'tı. 90'ı çıkartırsam geriye 270 kalır. Yani Y ile T'nin toplamı 270'tir. O zaman Edirne de söylenebilir. Demek ki Ceyhan söylenemez diyorum. Cevabım Ceyhan'dan geliyor dostlar. Evet arkadaşlar, tarama testini bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda konu testine geçeceğiz sevgili öğrencilerim. Hadi bakalım, öpüyorum sizi, gençliğin gözyaşları. Kendinize iyi bakın.